Zamanda yolculuk yok derler bir de. Kanal geri aktif olunca 2015-2016'ya döndüm sanki. Ve her yeni videoda aşırı heyecanlanıyorum. Neden bilmiyorum. Elimi örümcek değse çığlık çığlığa kaçan ben kanaldaki tüm videolara hakimim. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Belki de geriye dönmek iyi hissettiriyordur. Bir önceki videonun altına da yorum bırakmıştım. Kanal geri aktif olunca kendimi lisede gibi hissettim. Şimdi ise stajyer avukat olarak buradayım diye. Buna bir ek yapmak istiyorum. Karınca çiftliği var oldukça da buralarda olmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Sevgiler Tukan abi. Hep var ol. Kral, kral. Bur buradaki var ya yorumdakiler kral. Çok farklı bir kitlesi var ya valla. Selamlar Tukan abiyim. Streaming bir yanı dursun. Bu güzide kanaldaki anılarımızı ve senin buradaki sesini özlemişiz. Sana söylemek istediğim bir husus var. Ben kendi adıma bir hata yaptım artık video atmıyorsun diye bir süre önce kanaldan abonelikten çıkmıştım. Vay yavşak. Ki birçok kişinin de bunu yaptığı eminim. Yo. Şahsen senden özür dilemek istiyorum. Ya bir de gelmiş özür dilemiş ya. Şahsen senden özür dilemek istiyorum. Yaptığın işi desteklemeyi kestiğim için özür Asıl ben senden özür dilerim kardeşim. Beni desteklerken, abone olmuşken, 200 sene boyunca video atamadığım için ben senden özür dilerim. Yemedi. Hayvan başına 8 bin lira ceza dediler. 200 çarpı 8 yaptım. Sikerler karınca şerefi dedim gittim Ben senden özür dilerim kardeşim. Bu kanalın ben ve ailem için önemini tahmin dahi edemezsin. Affına sığınıyorum ağabeyim. Seni seven bir takipçin olarak selametle, sağlıcakla kal lütfen. Aslanım benim. Bak bu amına koyayım her gün bu yorum yapıyor bu ya. Haruncaş'ın şimdi video koymalı. O kadar uzun zaman olmuştu ki kulaklarıma inanamadım. Ellerim titreyerek adınızı aratırken annem, ya annem yanlış gördüğünü, eski bir videonuz olduğunu söyledi. Evi hüzün kapladı. Kardeşim ağlamaya başladı. Babam alkole döndü. Annem sigaraya. Ben de Ferdi Tayfur unutmak istiyorum dinleyerek bütün formikaryumlarımı yaktım. Babam bugün içip beni dövdü. Son oturup eski videonuzu kendine sekre koyarak izledi. Babam alkolden hastalanınca 10 güne ölür dediler. Bu yeni video son saniyede geldi. Babam artık alkol yerine süt içiyor. Yeni içeriklerin için ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizi plastik kap ile yaşam alanı oluşturma çıktığından beri takip eden Deli amına koyayım ya. Böyle, böyle takipçileri de var bu arada. Bunlar kafayı ufaktan yakmıştıklar. Hayatın kuralı bu yeğen. Ne kadar uzağa gidersen git başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değiştirsen değiş. Nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı. Babam felsefe yapacağım. Ne kadar terbiye etsen de susturamazsın içindeki canavarı. Nereye gidersen git yeğenim şunu unutma. Herkes gün olur evine geri döner. <laughs> Ama videoda karıncanla diyorlar. Kraliçeyi görüyorsun. Kraliçeyi görüyorsun. Kordinin fake hesabı galiba. Dudağında bir şey kalmış abi. Lan <laughs> ben de dudağıma bakıyorum. Tamam anladım. Ezel paradisi yaptı. Şeyi yaptın. Geyi yaptın. Vay be. Biraz moral depolayayım da öyle yayına geçeyim. Seni görünce hep böyle oluyorum. Nurullah. Vay Nurullah kardeşim. Sizin için ben bir şarkı olsaydım hangi şarkı olurdum? Koray Avcı'dan hoş geldin. Akustik. Ya adam Türkiye Büyük Millet Meclisinden <laughs> attığı videoya bak ya. Seni görünce böyle olurum diyor. Helal. Alfa'yı gördün mü? Akustik. Gikas'ın farklı versiyonuydu o. Eski videolara bakayım dedim. Resmen evrim geçirmişsin be Tugay Reis. Bu arada yeni ne demek istedin kardeşim? İyi bir şey mi söyledin? Kötü mü söyledin aman Allah'ım? Çizgini hiç bozmazsın şu yeni kediyi de evine alsam be. Çiz... Lan oğlum 5 senedir piyasadayız artık neyi çizgisi bozmasından bahsediyorsun ya. Yeni ekipmanlar, yeni içerik, yeni hayvanlar ama en önemlisi her zamanki Tukan abi. <laughs> Hoş geldin. Abi. Bu videoyu izledim. Ah, biraz daha popo olanayım. Durun yahu. Benim hayvanları kaçtığımda böyle bir hobim yok ama seni izlemek çok hoşuma gidiyor. Küçükken genelde herkes yapmıştı sırtında çekirdek kabuğu taşıyan karıncayı yuvasına götürmeyi. Ben de çok yaptım. Senin eski videolarını çok izledim. Bizde de karabaş soruların kafalarını koparırlardı. İşte mahalle var, mahalle var. Sıkıntı yok abi. Amerika'da ne ihtiyacı olursa hiç çekinme. En az bir ay ne? En az ayda bir kez istediğim bölgede istediğim ürünü getirebilirim. Bu arada CNC işini hallettik gibi. Birkaç kişi mail atmış. Abi ben CNC bilmem ne mühendisiyim işte bak şu ürün keser senin dediğini yapar gibi. Efe miydi lan mail atan arkadaşım? Eğer beni izliyorsan mailini aldım. Ama sana cevap veremedim. Ee, CNC'yi çözeceğiz inşallah. Plexileri kesebilmek için. Hemen arkasından da bir de şey bulmam lazım. Dur söyleyeyim buradan da. <laughs> ne güzel iş lan. Vallahi açıyorum yayında diyorum ki ya bana şu lazım ama koyayım. Bilen biri var mı diyorum. Beş dakika sonra cevap geliyor. <laughs> Hayatı çok kolaylaştırıyor yayıncılık ya. Demirden mi? Ne demirden mi? Hangisi? Kimi? Seni kimi? Yıllardır yürüyüp izliyorum. Abi sen az önce canlı ilk defa canlı canlı birazdan bilin zaman anamızın ak gibi helal hoş olsun. İyi ki varsın seviliyorsun demiş. Ahmet Bey hoş geldin kardeşim.